Tamam Servet, sen haklıymışsın. Teslim oluyorum, kabul. Söyle, ne istiyorsan yapalım. Sonunda nihayet birinizin kafası çalıştı. Ne yaptı seni bu kadar delirtecek? Servet, ben oğlumu kaybetmek istemiyorum. Onu kaybetmemek için de her şeyi yaparım. Sana olan borcunu ödeyemedi, değil mi? Neyi var ki ödesin? Mahalledeki o iki evde savaşın üstüne. İkisine borcu karşılığında haciz koydurup hemen sattırabilir misin? Hallederiz. Ne olur hemen hallet. Ya onu o mahalleden de mahallede yaşayan insanlardan da kurtaralım. Kurtaralım. Kurtaralım da evi satılınca hemen kopacak mı o mahalleden? Sen onu bana bırak, ben halledeceğim. O mahallede yaşayan insanların öyle gözünde göründüğü gibi olmadıklarını göstereceğim ben ona. Savaşın adam olacağına dair hala inancım var yani. Var. Peki o zaman, halledelim. Hala aklımdan çıkmıyor demek. Bana bir şey olsa mahallenin deli teyzesi olacaktı. He? Ya ne biçim şımardın ya sen? Tamam sus. Ya Fiko bak kesin bak. Bir saat dedi, üç saattir dışarıda. Ben onun nasıl kulağını koparıyorum şimdi? Merhaba. Savaş Attaney'de mi acaba? Burada evet. Buyurun. Savaş Bey merhaba. Ben avukat İrfan Güzel. Servet Attaney olan borcunuz için buradayım. Servet Attaney... Babana borcun mu var senin? Buyurun, ne istiyor kendisi? Senetleri ödememişsiniz. Buna müteakip evlerini satışa sunulmuştur. Bir saniye, anlamadım ben. Şimdi iki eve de el mi konuluyor yani? Evet, burası ve kiracı Filiz Elibol'un oturduğu ev sanırım. İki evinde üç gün içinde boşaltılması gerekiyor. Ben yetişemedim ki arkasından. Ya merak etme, çözecek bir şekilde yani. Babası sonuçta konuşacak, çözecek bu işi. Araları çok kötü, sen bilmiyorsun. Benim de orada olmam gerekirdi. Dur ben gideyim ya. Ya kızım nereye gidiyorsun, bir dur. Onlar zaten çoktan konuşmaya başlamışlardır. Gidip de ne diyeceksin? Ama burası da benim evim Tülay. Yani ben de bir gideyim konuşayım, Barış'ın yanında olayım. Filiz. Bir sakin ol. Gel bir otur. Hadi otur. Barış çözecek bir şekilde bunu. Halledecek. Abla ne oluyor ya? Abacığım oyun oyna sen. Oh ne güzel, hamur oyna. Servet Bey söyledim, bekleyin diye ama Savaş Bey dinlemedi. Tamam, sen çık dışarı. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyormuşum ben? Ne demek insanların ellerinden evini almak? Kafayı mı yedin sen? Ha? Delirdin mi? Çabuk birini ara. Çabuk kim arıyorsan ara. İptal et şu işleri. Hemen iptal et. Ben senin ödemediğin borcu tahsil ediyorum sadece. Hepsi bu. Senin o tahsilat dediğin şey insanların evi hayatı. Anlıyor musun? Kendine gel. Sen kendini nasıl yakıştırıyorsun böyle bir durumu? Ha? Nasıl yapabiliyorsun bunu? Ben bir şey yapmadım. Sen yaptın. O senetleri sen imzaladın. Hatırla. Bu kadar kolay bir iş mi bu? Bir senet için yapılacak hareket mi bu? Ha? Savaş. İmzaladığın şeylere dikkat et. O kağıtlarda sana ne kadar süre verdiğim yazılıydı. O insanları istesen bugün de dışarı atabilirim ama ben insaflı davrandım. Üç gün süre verdim. Altı tane çocuk var dışarıda. Altı tane çocuk var. Ne yapıyorsun sen? Ne yapacaklar? Nereye gidecekler? Bu sokakta
dışarıda mı kalsınlar? Ulan ne vicdansız adamsın sen? Bir senedir şimdi bir hırsız için yapılacak iş mi bu? Sen benimle bir anlaşma yaptın ve şartları yerine getirmedin. O insanlar sokakta kalıyorsa bunun bir tek sorumlusu var. O da sensin. Sana inanamıyorum. Sana gerçekten inanamıyorum. Bu işin içinden de böyle sıkılıyorsun öyle mi? Bravo. Ulan yapılacak hareket mi? Sen ne vicdansız bir herif. Eğer boktan evi çok istiyorsan getirirsin parasını benden satın alırsın. Aslında senin için nasıl bir iyilik yaptığımın farkında değilsin değil mi? Oralardan, o kenar mahalle kızından kendini kurtarman için bir fırsat veriyorum ben sana. O insanlar sokakta kalıyorsa bunun bir tek sorumlusu var. O da sensin. Allah belanı versin senin. Allah belanı versin senin. Bu ne yapıyor lan burada hasta hasta? Delirdin mi kendi kendine? Delirdim amına koyayım, delirdim. 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 Oğlum ne oluyor bir anlat lan. Bu Filiz'in evi vardı ya abi. Filiz'in çocuklarla oturdu ev. Artık yok. Dışarıda kaldılar. Bitti o ev. Artık yok evi. Bitti. Ya oğlum hiçbir şey anlamadım ben. Gel otur adam gibi anlat şunu ya. Gel. Babam var ya benim babam. He. Benim onun borcum vardı. Bana bir senet imzaladı borçlu için. Şimdi o senetlere karşılık evleri alıyor benden. İki senede el koydu. El koymuştur bile, almıştır büyük ihtimalle. Oğlum nasıl ya? Yani babam diyorsun, ben anlamadım ki. Ha, ben de tam olarak bundan bahsediyorum işte. Benim kendi babam moruk. Benim kendi babam yapıyor bunu yani. O bile bile iste yapıyor. Bana karşılık olsun diye yapıyor bunları. Ulan yapılacak hareket mi? Sen ne vicdansız bir herifsin lan, ha? Sen koskoca adamsın, babamsın oğlum sen benim. Yazık günah değil mi o insanlara, ha? Tamam oğlum bir dur, bir sakin ol ya. Buluruz bir yol, delirim hemen. Benim şansım ne? Parasını mı verdik? Ne bir şansım var? Senin gibi adam mı olayım ben ya? Bana bak, bana. Şunu bir dükkana bırakayım ben. Oradan gidelim Filiz'e. Oğlum ne diyeceğim ben Filizlere? Saçmalama ya. Ben ne diyeceğim Filizlere? Benim yüzümden evsiz kaldınız mı diyeceğim, ha? Ne diyeceğim ben Filizlere? Çocuklar üzerine nasıl bakacağım ben? Oğlum bir sakin ol, tamam ya. Tamam, vücudunda ölüm yok. Bulacağız bir çare işte. Gel hadi. Nereye gidiyoruz? Gel şunu bırakayım dükkana. Filiz'e uğrarız işte. Bakarız ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.